Merhaba. Doğru Açı'da bu hafta Osmanlıca tartışmalarının ışığı altında Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli bir fikir adamının Cemil Meriç'in üzerinden, onun hayatı üzerinden Türkiye'yi konuşacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Cemil Meriç tıpkı Türkiye gibi 1960'lara kadar ciddi bir batılı aydının müktesebatına sahip, Türkiye'den bir farkla Türkiye ona nispetle ancak batıcı diye tasnif edilebilir. Fakat sonra kültürden irfana giden yolda Cemil Meriç'te de bazı değişiklikleri izliyoruz. Tıpkı bugünlerde Türkiye'de olduğu gibi. Hoş geldiniz Ümit Hanım. Teşekkür ederim. İsterseniz merhum babanızın hem de bizi ısıtmış olur Türkiye, Batı, Doğu'ya ilişkin kendi sesinden bir görüşünü alalım. İnsanlık büyük bir aile. Biz de bu ailede kendimize düşen şerefli yeri almak zorundayız. Yalnız bu ailede de Kabiller ve Habiller var. Asırlardan beri iki medeniyeti temsil etmişiz. İki ayrı dünyayı temsil etmişiz. Avrupa'nın bizi anlaması, Avrupa'nın bizim gerçek değerlerimizi takdir etmesi düşünülebilir mi? Şimdilik Nobel'in bize armağanı, birbirimize tahrip için kullandığımız dinamit lokumlarından ibaret. Acaba istikbalde mağrur Avrupa bizi de kendi ailesinin öz evladı telakki edecek mi? Az çok uzun yıllar bu soruyu sorduktan sonra bugünlerde sanki birkaç yıldır daha fazla sorar hale geldik. Ümit Hanım, şöyle başlamak istiyorum. Babanız Cemil Meriç, tipik başta söylediğim gibi Türkiye'nin batıcılık macerası içinde hakiki bir batılı aydına dönüşmüş bir isim. Ve batıyı burada da şimdi gördük, fevkalade iyi anlamış. Ama bir itiraz var, orası burasıyı hiçbir zaman anlamıyor ve başka bir yerden görüyor. Şimdi Balkanlardan Fransız idaresindeki Hatay'a yerleşen bir aile. Orada yetişen bir Cemil Meriç var. İlk neyi görüyor Cemil Meriç? Efendim, tabii ilk ailesini görüyor. Yani evvela hepimizin sahip olduğu üzere onun da bir genetik haritası var. Genetik şansları ve genetik şanssızlıkları var. Bu arada var. Siz sosyolog olduğunuz için belki babanız üzerinden de bir yandan biz sizin bilminizden istifade edeceğiz. Çünkü Türkiye'yi oradan görmeye çalışacağız. Estağfurullah. Biraz ben de Umberto Eco gibi ayrıntılar sosyolojisi yapıyorum zannediyorum. Onun için Cemil Meriç'e de aslında ayrıntı gibi gözüken ama bence teferruatın çok üstündeki esaslar hanesine kaydı geçirilmesi gereken bir genetik haritamız var hepimizin. Genetik haritamızdan gelen dediğim gibi şanssızlıklarımız ve şanslarımız var. Cemil Meriç bir insan olarak evvela çok kuvvetli bir hafızaya sahip. Dedemin dedesi olan Dimet Oka müftüsü Hafız İdris Efendi. Yani hafızlık ayrı bir fizyolojik yapıyı gerektiriyor zannediyorum. Dolayısıyla böyle bir intikal eden nesilden nesle çok kuvvetli bir hafızası var. Bu hafıza gözlerini kaybettikten sonra daha da kuvvetlendi. Rabbil Alemin bir yetiyi alınca başka yetiler veriyor. Hiç kimseyi mahrum bırakmıyor. Babası hakim ve hacı. Bu özellikler, bu dindar olma özelliği Cemil Meriç'e aileden intikal etmiyor. Herhangi bir dini terbiye şimdi, vermiyorlar. Tıpkı biraz Osmanlı'dan Türkiye gibi. Cumhuriyeti'ne geçiş gibi. Evet. Değil mi? Baba ve çocuğu. Evet. İçine doğmuş olduğu Reyhaniye, o zamanki adıyla Reyhanlı, bugünkü bu 58 insanın ölmesiyle maalesef hafızalarımıza çok kanlı ve acı bir hatıra bırakan ilçemiz. Reyhaniye'de dünyaya geliyor. Tabii Osmanlı İmparatorluğu artık yıkılmaktadır. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun başka hiçbir coğrafyasına nasip olmayan ya da öyle bir kader yaşamayan bir coğrafyası var Hatay'ın. Çünkü Fransız dominyonu Suriye bölgesi. Dolayısıyla Cemil Meriç çocukluğunda Türkmen, Arap, Çerkez çocukların ortasında büyüyor. Fakat kendisi bir Türk.
ve Rumelili bir Türk. Cemil Meriç'in Rumelili kökeni kelimeleri telaffuzunda bile kendisini sonuna kadar takip etmiştir. Evet, bazı kelimeleri Rumeli lehçesiyle söyler. Fakat bir Fransız okulunda, Lycée d'Antioche, Antakya Lisesi'nde okuyor. Bu Fransa'nın Fransa hudutları dışında açtığı tek laik okul. Dikkat edersek Türkiye'deki bütün okullar, işte Cizvitler, Benediktenler ya da Sörler, hepsi dini kökenlidir yabancı okulların. Robert Kolej'de dahil olmak üzere misyoner okuludur. Fakat Cemil Meriç laik bir Fransız okulunda okuyor. Hem de o devirde. Ve o devirde. Fransa için bile henüz çok çok yeni. Evet. Yani 10 yıllık falan bir geçmişi var. Evet. Lisem üniversitemdir diyor. Gerçekten de lisedeki hocalarının bir kısmı Fransız zaten. Bir kısmı da mesela Sorbonne'da doktora yapmış hocalar. Ve tabii kendisinde de doğuştan gelen bir hediyesi Rabbil Alemin'in müthiş bir edebiyat zevki ve fikir zevki var. Ve bu okumalarla gerek Fransız hocaların gerek çok üstün seviyedeki hocaların okumalarıyla 150'liklerle mesela temas kuruyor babam. Ve daha lise talebesiyken Rıza Tevfik'le mektuplaşıyor. Refik Halit'le dostluk kuruyor. Yani o dönemin şartları altında Türkiye'deki hiçbir yaşıtının ulaşamayacağı bir zengin kültür ve irfan dünyasının ortasında şimdi büyüyor. Şimdi ileriki yıllarda o döneme bakarken bu ülke kitabında anlatıyor. Bir böyle, bütün dostları Fransız. Öğretmenleri tarafından çok seviliyor. Fakat bir yandan da bir Türklük ve Türkçülük. Çünkü yanda da Fransızları savunan bir Türk aydını var. Fakat orada diyor ki, sizden bunun biraz daha uzun manasını almak istiyorum. Köksüz bir Türklük ve teoride kalan bir Türklük. Yani icat edilmiş bir tanım mı demek istiyor? Ne demek şöyle, istiyor? Yabancı bir çevrede büyüyor ve Arap çocukları etrafında Arapça konuşuyorlar. Ama evde bir Rumeli Türkçesi hakim ve ablasının mesela dolabında fenli terbiye kitapları var. Yani çevre Türk değil ama dar çevre, birinci çevre tamamen Türk. Aile çevresinin böyle olması, düşman bir tabiatta büyüdüm diyor. Kendi kimliğini sorgularken onda Türklük bilincini uyandırıyor. Arkasından malum bir sosyalistik dönemi geliyor. Oraya gelmeden evet. Hemen Antakya'da işte bu Türklük sorgusu dahilinde bir yazı yazıyor. Evet. Ve kendisine fevkalade iyi yaklaşan hocalarını da isimleriyle çok ağır bir şekilde eleştiriyor. Tarık Mümtaz'ın Ümit dergisi o dönemde ilk yazılarını yazdığı dönemde Tarık Mümtaz'la tanışmış olması onun böyle bir yöne kaymasına yol açıyor. Ve hatta diyor ki hocaları soruyor evladım biz sana ne yaptık da böyle bir şey yazıyorsun. Evet. Siz bana hep dost oldunuz ama Türkiye'ye değil diyor. Evet. Şimdi burada biraz da Türk aydınının yani ne kadar da batıcı demiyorum Cemil Meriç için çünkü Cemil Meriç uzun süre bayağı batılı. Ama bir yandan da işte kökleriyle sıklıkla gidip gelen bir münasebeti var gibi gözüküyor. Evet. Çünkü orada mesela lise talebesiyken birden çıkıveriyor o. Evet. Hocaları arasında tabii Fransa ile olan irtibatı dolayısıyla Fransız kültürünü ona taşımış olanlar var ve şairlik kabiliyetini, Türkçeyi kullanmadaki kabiliyeti çok erken ortaya çıkmış. Haftada bir şiir defteri doldururdum diyor. Yani bir manada Türkçülüğünü belki de şiirleriyle, Türkçeyi kullanarak, en güzel şekilde kullanarak kendi kendine ispat etmiş oluyor. Dediğiniz gibi gelirken getirdiği şeylerle alakalı herhalde dünyaya gelirken. Mutlaka. His dünyasından çıkıyor Türkçe. Mutlaka. Sosyalizmi de bir manada teorik. Yani bu kendi şahsiyetini inşa süreci süresinde Cemil Meriç'in uğradığı iskeleler diyelim. Yine mahkemede... Büchner mesela. Büchner. Madde ve kuvveti okuyor. Evet. Materyalist felsefeye ciddi bir adım atıyor. Evet ve dedeme hatta okutuyor. Hayatımda yaptığım en büyük hata oldu diyor. Çünkü dedem bir hacı ve mutekit bir insan.
Ve dedemin inancında geçici de olsa bir depreme yol açıyor bu kitabı okumuş olmak. İşçi çevreleriyle de hiçbir teması olmadığı halde yine bir sosyalist aşk dönemi yaşıyor. İşte biraz Türk aydını... Safhalarını tek başına toplumun geçiriyor. Şimdi orada şöyle bir şey yaşıyor mesela, notlarında var yine. Ateizmi kale olarak görüyor. Evet. Bir süre işte Marx okuyor, Kapital'i okuyor. Fakat Kapital'in birinci cildini okuyor ve diyor ki aslında okudum diyen herkes birinci cildi ve Sovyetler'de çıkmış evet. bir hülasasıyla, evet. özetiyle yetinir diyor. Ve arkadaşlarını küçümsüyor. Aslında onlar da inançsız. Ama ben bilerek inanmıyorum. Onlar bilmeyerek inanmıyorlar diyor. Evet. Şunu diyebilir miyiz aslında? O dönemde de bir tefekkür içinde. Tabii şüphesiz. Bir arayışın insanıdır Cemil Meriç. Ve hatta son nefesine kadar bu arayışın içinde olmuştur. Dolayısıyla onu uğradığı bütün bu iskeleleri bilen... Ama hiçbirinde kalmayan bir insan olarak değerlendirmemiz sanıyorum ki yerinde olacak. Neden teoride kaldığını düşündünüz mesela sosyalizm ve materyalizmle ilişkisinde? Çünkü henüz Hatay'da böyle bir şuurlu işçi sınıfı yok. Ama tabii Fransa'daki sosyalist hareketlerin etkisi var. Onun Suriye'deki Komünist Partisi mensuplarına etkisi var. Babamın onlarla temas etmesi var. Ve mesela Halep'e gidip Marx'ın ve Engels'in kitaplarını alıyor. Yani... Bir şeyi öğrendiği zaman onu sonuna kadar öğrenmek isteyen bir insan. Zaten öyle söylerdi. Yani Türkiye'nin bugünkü hali, bundan tabii ölümünden önceki dönem 30 yıl evvel, niye böyleyiz diye sorulduğu vakit ciddi değiliz evladım derdi. Babam ciddi bir insandı. Evet, elini neye attıysa onda bir ciddiyet fark ediliyor. Sonuna kadar, tüketene kadar o konuyu çalışır ve nihai kararını o şekilde verir. Şimdi Yusuf Akçoray'la tanıştıktan sonra yazdığı bir notu aktarıyorum. Türkçülüğüm de teorikti. Bedbaht bir nazariyeydi Türkçülüğüm. Ve o andaki Türkçülükten de söz ediyor. Kökü yoktu. Zaten sancakta Türk yok gibiydi. Arp çoktu. Şimdi bir yandan da Arap aslında çoktu. Milliyetçi de değil. Evet. Yani belki bugünün bakışıyla hemen Cemil Meriç'i oraya koyabiliriz ama değil. Evet. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii. Kendi kendini hep aşan ve hep yeni hakikatleri fetheden bir insan. Yani yolda olan bir insan. Menzil onun için önemli değil. Onun için yolda olmak, dinamik olmak, hep kendi kendini aşmak önemli. Şimdi sonra Freud'la tanışıyor. İşte yani biraz belki seyircilerimize isim verirsek o macerası evet. hakkında biraz daha fikir sahibi olurlar. Voltaire'i seviyor, Bazdağ'ı seviyor, dinsiz diye Emil Zola'yı seviyor mesela. Evet. Hatta Fransız edebiyatında bile dinle münasebet kuranlara karşı biraz çekinceli ve evet. mesafeli. Evet. Şimdi ciddiyet dediniz, onun evet. için devam ediyorum. Ciddiyetle bir dönem böyle gidiyor. Sonra evet. ne oluyor? Şimdi tabii Balzac'la tanışması çok önemli. Balzac ona göre 19. yüzyılın en büyük sosyologudur. Tasavvur edin yani Saint-Simon'ların, Auguste Comte'ların, Proudhon'ların olduğu bir dönem. Yani meslekten sosyolojinin artık başladığı, sosyolojinin yavaş yavaş üniversiteye bir disiplin olarak girdiği yıllarda o Fransa'nın en büyük sosyologu olarak Balzac'ı tanımlıyor. Ve Balzac üzerine çok büyük bir etüt yapıyor. Maalesef o etüt kayıp. Çok küçük bir kısmı tercümesinin başında yer alıyor. Şöyle bir üçleme kuruyor. Balzac'ı yaratan dünya, Balzac'ın romanlarındaki dünya ve dünyada Balzac. Bu 250 sayfalık bir etüt. Ve Balzac tercümeleri dönemi başlıyor. 6 tane tercümesi var, 4 tanesi sadece elimizde. Balzac'la beraber bütün bir Avrupa'ya girmiş oluyor. Yani Balzac'ın eserleri onun önünde Avrupa'nın kapılarını sonuna kadar açıyor. Ve insan açıyor. Üzerinden bir Avrupa okumasına evet. girişmiş oluyor. Evet. Çünkü dediğiniz gibi sosyolojik olarak iyi baktığını düşündüğü evet. için bazen. Şimdi hangi yıllar? 1940'lar. 40'lar. Yani ben 46 doğumluyum. Ben doğduğum sırada Balzac tercümeleriyle meşgul. Türkiye'yi de hatırlatırsak 40'lar Türkiye'sini. Tek parti dönemi pek tabii ki. Ve işte yani kısa bir süre sonra dil, tarih, coğrafyada sosyoloji bölümünün kapanması, hocaların ihraç edilmesi dönemi. Ama Cemil Meriç'in de Batı'yı Türkiye'ye taşıma dönemi.
60'lara kadar zaten bir sorun devam yok ediyor, değil mi bu tabii. konuda? Mesela Russo tercümesi var babamın, yarım kalan Russo tercümesi. Beraberinde Sefilleri tercüme etmek istiyor. Zaten lisedeyken Fransızcası o kadar mükemmel ki arkadaşlar ona Victor Hugo lakabını takmışlar. Sefilleri istiyor fakat Sefilleri vermiyorlar ve Ernani tercümesi veriliyor. Onu yapmak istemiyor. Sonra bir şekilde başlıyor ve Sabri Esat Siyavüşkül'ün tabiriyle manzum Türkçenin şaheseri olan Ernani tercümesini gözlerini kaybettikten sonra tamamlıyor. Şimdi orada süzme bir batılı aydın diye tasvip edeceğim Cemil Meriç'i. İkinci Dünya Savaşı'nda bir sorguya girişiyor mu mesela? Bir sorguya girişiyor mu Avrupa üzerinden? Hayır, yok öyle bir şey hayat hikayesinde. Üniversitede hoca oluyor ve öğrencilere verdiği mesaj şu: ya batacağız ya batılılaşacağız. Fikir dünyasındaki büyük değişiklik. Yani onu güzel gördüğü için evet. mi yoksa onun baskısını hissettiği için mi size göre? Güzel gördüğü için, yani Avrupa perest bir insan. Tabii ki Avrupa perest bir insan. Ve İstanbul Üniversitesi'nde Yabancı Diller Okulu'nda ve Işık Lisesi'nde Fransızca hocalığı yaptığı dönemler bunlar. Gözlerini kaybettiği dönemler ve Paris'teyken... Siz kaç yaşındaydınız gözlerini kaybettiğinde? 8 yaşındaydım. Evet, diyorsunuz ki babalar çocukların elinden tutar ama evet. ben babamın elinden tuttum. Evet. Paris'te Hint edebiyatı ile meşgul olan bir rahiple tanışıyor hastanede. Ve onun için... Batıdan doğuya dönüş ilk defa belki orada söz konusu Hintli oluyor. Hintli bir rahip üzerinde. Hintli değil, bir rahip, Fransız rahip. Ve fakat ona Hint edebiyatından bahsediyor. İlk ilgisi o zaman doğuyor. Biliyorsunuz Asaf Halit Çelebi'nin de Hint edebiyatı ile ilgisi var. Asaf Halit Çelebi'nin babamla da bir dostluğu var. Hatta babası öldüğü gün evimize gelmiş ve gel Cemil. Senin yanımda olmana ihtiyacım var demişti. O Beylerbeyi'nde oturuyordu. Biz Kuzguncuk'ta oturuyorduk o dönemde. Hint edebiyatıyla meşgul olması bir manada Cemil Meriç'in Avrupa'dan demir alıp doğuya doğru yol almaya başlaması demektir. Tabii gözlerini kaybettiği dönem, yine onu da dikkate almamız lazım. Beraberinde bu yıllarda geriden de olsa Victor Hugo'nun Marion de Lorme'unu da tercüme ediyor. Ve şimdi orada özür dilerim, yani bir reklama gideceğiz ama biraz giriş yapalım istiyorum mevzuya. Tipik bir batılı gibi bu sefer batıdan doğuya bakıyor. Evet. Halbuki doğudan birisi. Evet. Ve biraz tersten yeniden kendi memleketine gelecek galiba, değil mi? Biraz öyle olacak. Yani ben hep kullanıyorum onu, Mevlana'nın metaforu, pergel metaforundaki pek gibi. Pek çoğumuz gibi ve belki de olması gerektiği gibi. Ve belki gibi. Türkiye gibi de bir yandan, Türkiye değil mi? Gibi. Bunu eserlerin isimlerinden de zaten fehmetmek mümkün. Düşünün ki yani Ümran'dan uygarlığa diyor. Kültürden irfana diyor. O en son kitabı yalnız. Ümran'dan uygarlığa demek, Ümran kelimesini kullanarak bir anda bizim tefekkür dünyamızı İbn Haldun'un zamanına taşıyor. Yani 1400'lü yıllara kadar geri götürüyor. Bu 600 yıllık bir zamana sahip çıkmaktır. İslam medeniyetinin ifadesi olarak Ümran kelimesini kullanması... Son eserinde kültürden irfana da bizi asr-ı saadete kadar taşıyor. Yani Cemil Meriç coğrafyada evvela kendi dünyasını genişletirken okuyucunun, yani Türkiye'nin de ufuklarını genişletiyor coğrafya olarak ve yine Türkiye'nin de tarih olarak derinliğini asr-ı saadete kadar götürüyor. Şimdi reklama girmeden şunu söyleyeyim, Osmanlıca derslerinin okullarda tercihli hale gelmesiyle birlikte biz galiba bu Cemil Meriç'in dün ve bugün arasında sağlamaya çalıştığı irtibatı ve uzun yıllarki irtibatsızlığı bugünlerde biraz daha konuşmamız gerekecek. Hiç şüphe yok. Reklamdan sonra Osmanlıca dersin babanızın zihninden Türkiye'ye ne katabilir, ne kaybettirmişti?
ona bakalım. Küçük bir reklam arasına giriyoruz. Evet, reklama girmeden önce Osmanlı tartışmaları dahilinde Cemil Meriç'in uzun yıllar ki Batı serüveninden çıkıp Asya'ya gelip en son kendi memleketindeki fikir hayatıyla hemhal olup dünle bugün arasındaki irtibatı sağlama yönündeki mücadelesi. Evet. Şimdi size göre okullarda Osmanlıca dersin tercihli olması bunun bir adımı mıdır? Ne yapar bize? Mühim midir? Efendim, şimdi tabii Retaus'un Osmanlıca İngilizce lügatında Türkçe 94 bin kelime, 1896 tarihinde çıkmıştır. Bir dildeki kelimelerin adedini tespit etmek çok zor ama mesela İngilizcenin 400 bin kelime, Fransızcanın 600 bin kelime, Rusçanın 1 milyon 100 bin kelime, Arapçanın da 1,5 milyon kelime olduğu söyleniyor. Hatta şöyle diyebilir miyiz Ümit Hanım, belki seyircilerimize hem de bu arada Cemil Meriç'in kitaplarını birazdan tanıtırız ama mesela şöyle bir kitabı evet. Yabancı dilden, Fransızcadan, İngilizceden tercüme ederken Türkçe'ye bu şöyle, bazen şöyle hale gelebiliyor. Kaybettiği kelimeler ve karşılığını bulamayan kelimeler evet. Dahilinde diyebiliriz herhalde. Diyebiliriz tabii. Yani dil varlığın evidir. Ne kadar kelime biliyorsanız dünyaya değil kainata o kadar hakim olabilirsiniz. Bugün 94 bin kelimelik, yani sadece Retaus'un tespit etmiş olduğu bir sayı bu. Ama işte Dil Kurumu'nun son Türk lehçeleriyle ilgili çalışmalarında Türkçe 1 milyon kelimelik bir dünya dili olarak kendisini... 1 milyon kelime. Kelime, Türkçe. Türkçe. Yani İngilizceden ve Fransızcadan daha zengin. Halbuki biz ne kadar konuşuyoruz? Yani üniversite mezunları herhalde 3 bin kelime. İnternet chatlerinde, bakın internet ve chat diyoruz. Yani tabii bu kelimeler de nasıl Arapçadan ve Farsçadan dilimize girmişse teknik kelimeler de o şekilde giriyor. 3-500 kelimelik bir daracık alanda dolaşıyoruz. Yani bir saraydan bir kulübeye değil... Bir limon sandığının içine adeta irfanımız sıkıştırılmış vaziyette. Diyor ki Cemil Meriç, dava bir karşı devrimle yeniden eski harflerimize dönmek değildir. Evet. Ki bir yerde bunun da travmatik olacağının altı çiziliyor. Nesillerin hafızasıyla oynamanın ne vahim neticeler doğurduğunu biliyoruz. Evet. Dava irfanımızı yeniden fethetmek. Evet. Tasavvur buyurun, benim annem Erenköy Kız Lisesi'ne Reşat Nuri Güntekin'in talebesidir. Ve Reşat Nuri Güntekin'in kitapları bir dönem Türkiye'de Dil Kurumu'nun Uydurcasına tercüme edilmeye başlandı. Yani benim annem, hani 100 yıl öncesinden gelen bir Osmanlı'da doğmuş olan bir insanın kızıyım ben. Ve benim annemin hocasının kelimeleri bir başka alt dile tercüme edildi. Dolayısıyla gerçekten çok daraltılmış bir irfanla, çok daraltılmış bir düşünce dünyasıyla baş başa bırakıldı yeni kuşaklar. Ve beraberinde tasavvur buyurun yuvalardan itibaren İngilizce öğretilme sevdasına kapılındı. Bu çok büyük bir hata. Çünkü ana dilini bilmeyen bir başka dili öğrenemez. Yani yabancı bir dili öğrenmekte bu kadar acele etmek ana dili öğrenmeye mani olduğu için yabancı dilin öğrenimini de zorlaştırır. Ve en sonunda birbirimizle... Anlaşamaz hale geldik. Belki evet. Kelimeleri farklı manalandırıp evet. Yaşıyor. Dolayısıyla ben Osmanlıcayı annemden öğrendim. 19. günün sonunda Peyami Safa'nın Bir Akşamdır romanını eski harflerden okumaya başladım. Ve doktora tezimi Cevdet Paşa'nın orijinalinden tarihini okuyarak hazırladım. Bu zannedildiği kadar güç bir şey değil pek tabii ki ama beraberinde yani mutlaka sosyal bilim liselerini tercih etmiş olan ve biraz ayrıcalıklı olan, seçilmiş olan öğrencilerin irfan dünyamıza girmeleri şart. Peki şimdi nasıl ki fizik dersini okuyan fizikçi, matematiği okuyan illa matematikçi olmadığı evet. gibi... Bundan da öyle bir beklentiye girmeye gerek yok ama içinde iştiyak sahibi çocuklar olacak muhakkak. Fakat şunu sormak istiyorum. Türkiye'de bu tartışma hep mezarlık ve kitabe çok okumakla yanlış. Yan yana geçti. Çok yanlış. Bu aslında ironik bir şey mi evet. diye sormak istiyorum sosyolog da olduğunuz için. Bir çeşit mezar gibi mi? Evet. Yani zaten işte tarihimiz, kütüphaneler mezar. Evet. Ve pek çok şey tarihimiz ölmüş. Mezarlığın ta kendisi haline evet. gelmiş vaziyette.
Bu tabii... Ya bilinçaltı mı biz bu meseleyi mutlaka, acaba böyle tartıştık mutlaka, diye belki mutlaka. Bir teselli aranabilir. Çünkü aksi takdirde evet. Mezarlık... Evet, bu bütün bir tasavvur dünyası ile ilgili bir konu. Şöyle söyleyeyim, yani ölümle irtibatımız zaten kesilmiş vaziyette bizim. Yani biz laik bir dünyada yaşamaya mahkum edildik. Ölüm eşittir geçmiş haline getirildi ve dolayısıyla yani böyle böcekler gibi ya da kelebekler gibi birkaç günlük hayatı olan varlıklar haline getirildik. Ölümle barıştırılması ve geçmişle barıştırılması lazım Türkiye'nin. Sadece geçmişle değil, ölümle de, ahiret düşüncesiyle de. Ve mümkün olduğu kadar bakın kütüphanelerimiz, padişah kütüphanelerimiz Ayasofya'dan Süleymaniye'ye taşınmıştır. Pek az insanın irtibat kurma imkanı vardır ve yabancıların tetkikine bırakılmıştır arşivlerimiz büyük ölçüde. Ölüm de hayatımızın dışına atılmıştır. Mezarlıklar şehirlerin tamamen dışına atılmıştır. Ve tasavvur buyurun, yani bundan 300 sene evvel yaşayan bir Koca Mustafa Paşalı insan, diyelim ki Davut Paşa Camii'nin avlusunda dedesinin dedesinin mezarının önünden her gün geçerek camiye girmektedir. Yani aile sofaları denilen mezarlar vardır. Aileler konakta yaşarlar, ölünce de camilerin avlusundaki mezara konurlar. Ve günde 5 vakit aile ferdi giderken ecdadına rahmet okur. Şimdi bu ecdadına okunan rahmet ferde aittir. Ama kütüphanelerin arkasına saklanan kitaplara rahmet, devam etmesi gereken bir hayatın, yani hayat bizim şahsımızda kültürden devam ediyor. Kültürden medeniyete geçiş ve imana geçiş. Evet, mutlaka. Şunu hatırlatabilir miyim? Cemil Meriç'in yine fikir dünyası üzerinden bir Türkiye'yi anlatan bir şey. Tanzimat'tan bu yana Türk aydınını alın yazısı iki kelimede düğümlenir. Aldanmak ve aldatmak. Evet. Cemil Meriç aldananlardan ve aldatanlardan gözüküyor 1960'lara kadar. Sonra da evet. Bir uyanış. Bugün Türkiye'ye baktığınızda bu tipik Türk aydınının macerasının tıpkı Cemil Meriç gibi gittiğini düşünüyor musunuz? Yoksa bu kadarının henüz farkında olmayan bir aydınlar grubumuz var? Tabii ki... Henüz bir mahmurluk içinde Türkiye ama bence bir uyanışın öncesinde. Anadolu'daki üniversitelerde mesela son derecede önemli çalışmalar yapılıyor. Yeni bölümler açılıyor. Bir medeniyet üniversitesinin açılmış olması. Hocaların şahsiyetleri itibariyle öğrencilere geçmişin derinliğini ortaya çıkaracak olan çalışmalar vermekte oluşları. Tarihimizin yeniden okunmaya başlanışı. Bunlar çok yeni olaylar. Ama ben gerçekten üniversitelerimizden de ümitliyim. Ve mesela halen kendi çalışmalarımı da İSAM'da sürdürüyorum. Sabahtan akşam 11'e kadar tıklım tıklım dolu İSAM. Ve herkesin önünde eski harflerle kitaplar. Ya tarih, ya ilahiyat, ya sosyal bilim çalışması yapılıyor. Yani... Yeni bir alimler ordusu geliyor. Bunların da kurmayları var. Şimdi yine kendi hayatı üzerinden herhalde bir öfke de var pek çoğumuzda olduğu gibi. Diyor ki Avrupa'yı tanımamak gaflet, Avrupa'yı tanıyan ülkesinden kopuyor. Aydın olmak için önce insan olmak gerekir. İnsan mukaddesi olandır. Tıpkı bugünlerde çok duyduğumuz evet. gibi. Bir de yine bir saptama, sen bir az gelişmişsin dediler. Evet. Ki bunu yaşıyor. Evet. Nişanı, zişan gibi biz bunu gururla üzerimizde taşıdık, benimsedik evet. diyor. Evet. Cemil Meriç'in eserlerine baktığımız zaman... Yani Türkiye artık o az gelişmiş nişanı, zişanı... Hayır, taşımıyor. Reddediyor. Zaten reddediyor. İktisadi ve siyasi olarak zaten şu anda reddedilmiş bulunuyor bu. Yani dünyanın 16. ekonomisi konumuna geldi Türkiye. Ve gündemini dünyanın belirleyen bir ülke konumuna geldi. Yani gündelik hayatın indilerine çıktılarına fazla dikkat etmememiz lazım. Şu anda Türkiye bir rönesans yaşamaktadır. Bu rönesansın fikri, kültürel ve irfani bir rönesansla tamamlanması lazım. Bu batıyı reddetmek manasına değil. Yani az evvelki metafordan kendi değerlerimize bir ayağımızı sabitleyeceğiz. Kendimizi bileceğiz. Bakın az önce İbni Haldun da 1400'lere Cemil Meriç bizi taşımıştır.
irfan kavramını kitabının başına alarak da Asr-ı Saadet'e kadar taşımıştır. Bu değerleri dünyada biz temsil ediyoruz. Ama bu bizim dünyadan kopmamız demek değil. Yani öbür ayağımızda Cemil Meriç Hind'e kadar gitmiştir. Ama öbür ayağınızda siz Çin'e ya da İran'a ya da Amerikan kültürüne, Brezilya'ya, Arjantin'e gidebilirsiniz. Rusya'yı tamamlayabilirsiniz. Ben bu manada Cemil Meriç'in bir dünya entelektüeli olduğu kanaatindeyim. Yani Türkiye'ye kendini sabitlemiş olan ama bir dünya entelektüeli olacak kadar ufuklarını genişletmiş olan bir insandır. Ve 20. yüzyıl dünyasından mesela Borges İspanyolca yazıyor ama bir dünya entelektüeli. Kafka bir Alman Yahudisi, Almanca yazıyor ama bir dünya entelektüeli. Umberto Eco bir İtalyan, İtalyanca yazıyor ama bir dünya entelektüeli. Cemil Meriç de bir Türk ama aynı zamanda 20. yüzyılın dünyasına Türkiye'den sunulmuş olan bir dünya entelektüelidir. Yayının başında ve aralarda da altına çizmeye çalıştım ama şimdi belki sizinle mukayese edersek daha iyi olacak. Baktığımız zaman Cemil Meriç'in batılılığı da doğululuğu da sahici. Evet. Ülkemiz ona benziyor, o ülkemize benziyor ama dediğim gibi bir farkla. Ülkemiz o 1960'lara kadar Cemil Meriç kadar size göre batılı mı yoksa batıcı mı? Ve sonrasında o arayışlarıyla birlikte bu defa doğucu mu doğulu mu? Bu ikisini ciler bence hakikati ifade etmekten uzak. Cemil Meriç'in samimiyetle üzerinde çalıştığı konuların hepsinde derinleşmesi dolayısıyla hiçbirinde sahte kalmamıştır. Yani konuyu tüketene kadar çalışır. Ama ülkemiz? Ama ülkemiz de çalışacak. Yani bu program değişikliğini görüyoruz şu anda Türkiye'de. Cemil Meriç'in... Yani siz sosyolojik olarak da baktığınızda 60'lara kadar... Evet. Meriç'in zihninde oluşmuş batı fikri bizde nasıl var? Ne kadar var? Biz batıcıyız. Batılı olmamıza da zaten imkan yok. Cemil Meriç'in özellikle 1970'lerden sonraki Her Cümerç içindeki Türkiye'ye vermiş olduğu mesaj yani... İki gruba ayrılarak bizi birbirimize imha ettirmeyi ifşa etmiş olması 70'lerden sonra sağ cenah tarafından anlaşıldı. 80'lerden sonra sol cenah tarafından anlaşıldı. Ve ben yani Haç'la Hilal kavgasından her zaman çok söz edilir. Ama Cemil Meriç aslında Hilal'in kendi içinde parçalanmakta olduğu tehlikesine dikkati çekmişti. Evet. Ben şu anda bu Hilal'in parçalanma tehlikesine değil, birleşme güzelliğine tıpkı şahit olduğumuz kanaatindeyim. Tıpkı dünle bugün Batı'yla Doğu'nun da birleşmesi gibi onun hayatı üzerinden Türkiye'de de. Çok teşekkür ediyoruz Ümit Meriç. Ümit Meriç'le Cemil Meriç'in fikir hayatı üzerinden Türkiye'nin macerasını Osmanlıca tartışmaları dahilinde konuşmaya çalıştık. Görüşmek üzere.